Size insanlığın gördüğü en korkunç filmi izleteceğim. Film karakterlerimiz biz ve doğa. Sonunda kaybedenin biz olduğu filme hoş geldiniz. Marmara Denizi hepimiz için kıymetlisi. Dünyanın nadide iç denizlerinden bir tanesi. Ve oluşumu itibariyle Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki ilişkilendirilmeyle beraber aslında yani bir doğa mucizesi. Allah'ın bir lütfu. Denizin yüzeyinde gördüğümüz bu tabakalaşmış hali, müsilajın son aşaması. Bu buzdağının görünen tarafı. Mutlaka korunması bir alandır İkizdere Vadisi. Bizim şimdi bak şöyle yatan kestane ağacı var ya, onu biz kesseydik, biz çoktan hapıza girmişiydik. Köydeyim. Tarım yapmak istiyorum, ekiyorum. Yabancı tohum ektiriyorlar bana. Kendi tohumumu ekemiyorum. Ekersem destekleme alamıyorum. Keza hayvanda da öyle. Şimdi siz 100 milyar dolar verseler verilmeyecek bir toprak parçasını, Türkiye'nin kalbi canı olan bir yeri kalkıyorsunuz, 2-3 milyar dolara tamamen ortadan kaldıracak bir sürecin başlangıcını ortaya çıkarıyorsunuz. İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangın 27 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 350 hektar orman. Şu an Sivas Damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak, Sivas'tan geçen Kızılırmak bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama bayağı bir kıyıda falan ölüler var. Bayağı ölüm olmuş yani. Ve pis bir koku geliyor şu an ırmaktan. Yetkililerden bu pis koku ve balık ölümlerinde ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz. Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Salda Gölü'nde millet bahçesi inşa edilecek. Dediğim gibi turizm, sosyoekonomik açıdan ve halkın denizden yararlanması açısından bizim bu karaya çıktığında oksijenle burada buluştuğunda hidrojen, sülfür başta olmak üzere bazı zehirli gazlar çıkararak insanların sağlığına zarar verecek olan bu sargassum kahverengi deniz yosunlarını takip altına almamız gerekiyor. Aynı Amerika'da 20 yıldır enstitüsün yaptığı gibi. Yani şöyle doğaya baktığınız zaman zaten benim anlatmama gerek yok. İlçemizi yok edecek derecede burada şey var, toprak kayması var. Şu tehlikeyi görsünler diyoruz. Ben görüyorum tehlikeyi şahsen. Bizim burada her türlü canlı var. Bu canlıları bu suya ihtiyacı var. Evet. Bu canlıya ihtiyacı var. Yani bunu kimsenin yok etme hakkı yoktur. Yani şurası bir kopsa Allah korusun. Yani bizim akıbetimiz ne olacak? İstanbul'da Riva Deresi can çekişiyor. Yetkililer topu sürekli birbirine atıyor. Ve sorumlular bulunamıyor değil, kimse onları arayıp bulmak istemiyor. Baştaki görseller, videolar sadece aklıma gelenler sevgili dostlar. Daha fazlası var, duymadıklarımız var. Bir şeyleri konuşmak ya da bir şeylere karşı çıkmak sizleri vatan haini ilan etmez. Sizleri kötü bir insan yapmaz. Doğayla bir savaş içerisindeyiz ve kazansak da yine de biz kaybedeceğiz. Beton gelecek kuşaklara hiçbir şey bırakmayacak. Ancak ve ancak doğa korunursa gelecek kuşaklar güzel bir dünya içerisinde yaşayabilir. Sevgili büyüklerimiz, sizden öncekiler sizlere iki tane savaş, bir tane soğuk savaş bıraktı. Ve onlarca iç savaş ya da farklı savaşlar bıraktı. Sizler bize güzel ve temiz bir dünya bırakın. Zira bizim doğaya ihtiyacımız var. Öze dönüşe ihtiyacımız var. Siyasi fikirlere dalıp, fanatizme dalıp, bizleri yok etmeyin. Doğayı yok etmeyin. Çocuklarınız kum içerisinden çıkardığı kum böceklerini yemesin. Çocuklarınız doğada yetişen domatesi yesin. Çocuklarımız Kaz Dağları'na gitsin. Denizlerimizde yüzsün. Salda Gölü'ne gitsin. Oraları görsün. Ve sayamayacağım onlarca güzelliği görsün. Karadeniz'i görsün. Zaten Uzungöl'ü kaybettik.
Uzun, bildiğiniz gibi Uzungöl tamamen çevresi inşaatlarla kaplandı ve betonarme bir orman içerisinde kala kaldı. İsyan etti, yok olmaya yüz tutuyor. Define yüzünden zaten bir gölü kuruttuk. Geri kalan gördüğünüz gibi yok oluyor. Marmara isyan ediyor. Birileri çıkıp bu konu hakkında kanıt İstanbul yapılırsa Marmara temizlenecek diyor. Ve bunu diyen liyakat sahibi bir insan. Emin miyiz? Liyakat mi, sadakat mi? Bizler doğaya katlettikçe gelecek kuşaklara, kendi çocuklarımıza gerçekten de isyan edilecek bir dünya bırakıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bir dünya bırakıyoruz. Yeterince kirletmedik mi dünyayı? Yeterince yok etmedik mi doğayı? Yeterince mahvetmedik mi yaşamı? Şimdi neyin peşindeyiz? Neden doğaya büyükleniyoruz? Betonarme ormanlar içerisinde neden çocuklarımızı büyütüyoruz? Onları doğada da büyütebilirdik. Öze dönüşü sağlayabiliriz. Doğayı hala kurtarabiliriz. Katliama hala dur diyebiliriz. Doğayı sevebiliriz. Çünkü biz doğayı seversek, doğa gerçekten bizi bağrına basar. Siyasetçiler yerine uzmanları dinlersek, doğayı yeniden kurtarabiliriz sevgili dostlarım. Sizden öncekiler sizlere güzel bir dünya bırakmadı. Sizler, lütfen bizlere yardım edin de, bari biz çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım. Siyasi fikirlerle düşünmeyin, fanatizmle düşünmeyin. Liyakat mi, sadakat mi derseniz, liyakati seçin, sadakati değil. Dünya güzel bir yer haline gelebilir. Vakit varken katliama dur diyelim. Vakit varken doğayı koruyalım, doğayı sevelim. Çünkü biz topraktan geldik, yine ona döneceğiz. Betona dönmek istemiyorum. Çocuklarım susuzluktan kırılsın istemiyorum. Torunlarım deniz görmeden ölsün istemiyorum. Verdiğimiz savaşlar içerisinde cennet vatan uğruna can veren şehitlerimiz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki bu cennet vatanın, yani uğruna öldükleri ülkenin şu anki halini görseler, ormanların katledildiğini, betonarme yapılarının yükseldiğini görseler, yüzümüze tükürmezler mi? Bu bir nankörlük değil mi? Onlar bize cennet bir dünya bırakmak için çabaladılar. Ama maalesef savaş müsaade etmedi. Yine de güzel bir Türkiye bıraktılar. Bizler onu yeşertebilirdik daha da. Daha da ileriye götürebilirdik. Ormanları katletmek yerine ağaçlar dikebilirdik. Gölleri temizleyebilirdik. Bugün Marmara aynı şekilde müsilaj sorunu bize yaratmazdı. Bugün Salda Gölü yok olmazdı. Bugün benzer göller yok olmazdı. Bugün Rize'de, Trabzon'da orman katliamları olmazdı. Bugün birilerine satmazdık topraklarımızı. Bugün doğayı koruyabiliriz. Hala koruyabiliriz. Doğamızı koruyalım. Çünkü gerçekten de bu savaşı biz kazanırsak kaybedeceğiz.